Merhaba arkadaşlar, dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Konuları bitirdik, denemelere devam ediyoruz. Son 3 hafta. Artık denemelerde gördüğümüz sıkıntılı konu varsa yine ayrıntılı konu anlatım videolarına kesinlikle bakın. Artık konu eksiğimizin kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Dikkat açığımızı ve yeni nesil soruları nasıl çözeceğimizi anlamaya çalışmalıyız artık bundan sonra. Ve bol bol soru çözmeliyiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci soru birinci üniteden yine. Dünya Güneş'in etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketini gerçekleştirir. Yörünge gök cisimlerin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola denir. Yörüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzlemi ya da dolanma düzlemi adı verilir. Kuzey ve güney yarım küre olarak dünyayı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgi ekvator diyoruz biliyorsunuz. Ekvator çizginin oluşturduğu düzleme de ekvator düzlemi denir. Ekvator düzlemi dolanma düzlemi ile çakışık değildir. Bu nedenle dünya dolanma düzleminde biraz eğik bir şekilde yol alır. Ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 derecelik açı vardır. Şimdi arkadaşlar, hızlı okuma tekniklerinde şöyle hızlı hızlı skip and skimming denen bir teknik var. Baktığınız bildiğiniz bir şeyi bilgi veriyor. Şöyle hızlı hızlı acaba başka bir şey var mı? Paragraf sorusu mu? Orada bir cümleden bize soruyor mu diye. Bakın eğer değilse, mesela bu soruda değil, bize sadece bilgi veriyorsa hızlı hızlı geçin ve soru köküne bakın. Diyor ki bu soruya göre hangisi doğru cevap vermiştir? Çünkü vakit nakit arkadaşlar bizde. Önemli olan vaktinde yapabilmek ki sayısalı da fende başlamanızı önemli rica ediyorum. Şimdi fenden kazandığımız vakti de matematikte harcayacağız. Bu durum eksen eğikliği olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerin yukarıdaki bilgileri ve görseli göstererek onlara dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi ve eksen eğikliği sonuçlarının nelerdir sorusunu yöneltiyormuş. Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki gibi. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Bu doğru arkadaşlar. Bu eksen eğikliğinin sonucudur. Mesela kuzeyde yaz yaşanırken, 21 Haziran'da yaz başlarken aynı 21 Haziran tarihinde güneyde kış başlıyor. Bu tamamen eksen eğikliğinin bir sonucu. Yıllık sıcaklık farkları arkadaşlar, eksen eğikliği ve yıllık dolanımdır olay. Yıllık sıcaklık farkları yıl içinde birim yüzeye düşen eksen şeyi farklılaştırıyor enerji miktarını. Bu da doğru. Ama gece ve gündüz günlük dünyanın hareketi kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonucudur. O yüzden arkadaşlar gece gündüzün ard arda yaşanması ve günlük sıcaklık farklarının oluşması alamayacağız. Bu durumda Emre ve Ayça'nın dediklerini alınca arkadaşlar cevabımız Adana olacak. Geçtik arkadaşlar ikinci sorumuza. İklim sorusu. Yine iklim ve hava olayı, meteoroloji ve klimatoloji sorusu. İklim oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarıdır. Hava olayları belirli bir alanda belli ve kısa bir süre içinde etkili olan hava şartlarıdır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu soru bilgi sorusu değil. Okuduğunu anla, hızlı yap ve işaretle ama hızlı yaparken de gözden kaçırma sorusu. Çünkü arkadaşlar vakti oynayacağız, yine söylüyorum. Bütün soruları doğru yapabilirsiniz ama verilen süre içerisinde doğru yapmanız önemli. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine yukarıdaki tanımlamaları yaptıktan sonra iklim ve hava olayları arasındaki farkları tablo halinde yazıyor. Günlük hava olaylarının 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlarıdır. Evet, kesin sonuçlardır. İlgilenen bilim dalı meteorolojidir. Hayır arkadaşlar, klimatoloji olacak biliyorsunuz. Arkadaşlar bu konular ilk konulardı. İlk 3 ünite unutulmuş olabilir. Denemelerle yeniden hatırlanıyor olabilir. İlk 3 ünitenin videolarını arkadaşlar ne olur izleyin. Yani kanaldan şöyle çarpı 2 hızla izleyin. Ama izleyin, yeniden çok hızlı bir şekilde hatırlanacak. Çok ayrıntılı bir şekilde nerelerin çıkması gerektiğini bu videolarda anlattım. Lütfen izleyin arkadaşlar, çok işimize yarayacak. Bu alanda çalışma yapan bilim insanına meteorolog denir. Doğru. Geldik hava olaylarına. Günün belli saatlerinde yapılan gözlem sonuçları doğru. Tahmindir. Doğru. Zaten hava tahmini derler. İlgilenen bilim dalı klimatolojidir. Arkadaşlar ilgilenen bilim dalı bu da neydi? Klimatoloji değil, meteorolojiydi değil mi? Bu alanda çalışma yapan bilim insanına klimatolog denir. Bu da arkadaşlar nedir? Aslında meteorolog denir. Demek ki şu da yanlış. Evet, bu alanda çalışma yapan bilim insanı meteorolog. Hayır arkadaşlar, klimatolog deniyordu. Bunu gözden kaçırmışız. Demek ki ne yapacağız? Şu arkadaşlar yer değiştirirse bizim iş olacak arkadaşlar. 3 ile C'de 4'te D yazan ifadeler yer değiştirirse tamamen doğru olur diyeceğiz. Geçtik arkadaşlar 3. soruya. DNA'nın yapısı ile ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. DNA'nın yapısını genel olarak anlamamızı sağlayan bir soru. Biliyorsunuz çift zincir vardı.
karşılıklı nükleotitler vardı ve bunlar arasında zayıf hidrojen bağları vardı. Guaninle sitozin arasında üçlü, adeninle timin arasında. Peki nükleotit nelerden oluşuyordu dersek? Bir tane azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfattan oluşuyordu arkadaşlar. Bunu unutmadık. O zaman bize şeker sayısı nükleotit sayısını verecek. Yani toplam nükleotit sayısını verecek şeker sayısı. Şeker sayısı bana toplam nükleotit sayısını verdi. Bu durumda arkadaşlar 300 tane adenin varsa onun karşısında 300 tane de timin vardır. 600 tanesi gitti. 1600'den 600 gidince 1000 kalır. Demek ki onu da ikiye böldüğümde 500 tane guanin ve 500 tane de sitozin varmış arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi burada yıldız guanin bolu fosfat. Guaninleri 500 bulduk. Guaninleri 500 bulduk. Fosfat ne olacak arkadaşlar? Nükleotit sayısı kadar olacak. Yani şeker sayısı kadar. 500 bölü 1600. Şu adeninleri de bulalım. Adenin 300'dü. 300. Toplam baz sayısı da 1600'dü. 300 bölü 1600. Arkadaşlar baktığımızda cevabımızın burs olduğu gözüktü. Evet. Geçtik arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 4. sorumuza. Dil yuvarlama günlük yaşantımızda sık yapılan eylemlerden biri değildir. Bilim insanları 1940'lı yıllara kadar dil yuvarlamanın dil yuvarlamamaya baskın olduğunu, bu nedenle anne babada dil yuvarlama özelliği varsa bu ailenin çocuklarının da dil yuvarlayabileceği, ancak hem annede hem babada bu özellik yoksa çocukların dil yuvarlayamayacağını söylemişlerdir. Yapılan çalışmalar bu teoriyi çürütmüş gibi görünüyor. İlginç. Japonya'da yapılan bir araştırmada 6-7 yaşındaki çocuklarda dil bükebilme %54 iken bu çocuklar 12 yaşına geldiklerinde %76'ya çıktığı görülmüştür. Yani %22'lik bir kısım eskiden yuvarlayamazken şimdi yuvarlayabilir hale gelmiş. Yine de anne ve baba dil bükebiliyorsa yavrularında da dil bükebilme özelliğinin yüksek olduğu kanıtlanmış. Ayrıca anne baba dil bükemezken yavruların dil bükebildiği de gözlemlenmiş. Sonradan öğreniyor gibi bir şey. Buna göre sonuçtan hangileri çıkarılabilir? Dil bükebilme becerisi sadece genlere bağlı değil. Doğru. Dil bükebilme eylemi sürekli yapıldığında ilerleyen zaman içerisinde dil bükemeyenler dil bükebilir. Evet, %22'si bükmüş. Dil yuvarlama özelliği tam anlamıyla kalıtsal olsaydı sonradan öğrenilemezdi. Hepsi doğru arkadaşlar. Tam anlamıyla kalıtsal olan şeyler sonradan beceri yoluyla, bir şey yoluyla öğrenilemiyor arkadaşlar. Geldik 5. soruya, sıvı basıncı sorusu. Sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafını yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantılı olarak basınç yapar. Arkadaşlar burada yükseklik yanlış anlaşılıyor. Olay şudur. Sıvının yüzeyinden aşağı doğru derinliktir. Mesela B için bu H kadardır. A için sıvının yüzeyinden aşağı 2H'tır diyebiliriz. Ve sıvı basıncını hemen hatırlayalım. H'ı tanımladıktan sonra H çarpı sıvının yoğunluğu çarpı bulunduğu gezegenin yer çekim ivmesi. Daha doğrusu gezegenin çekim ivmesi. Yer dediğimiz dünya zaten. Şimdi arkadaşlar bu durumda şimdi bir bakalım ifadeler hangileri doğrudur diyor. Buna göre A noktasındaki sıvı basıncı B noktasındaki sıvı basıncının iki katıdır. Şimdi burada arkadaşlar aynı sıvıyla, aynı cins sıvıyla doldurduğu için değerler aynı. Dünya aynı. Demek ki sadece yüksekliklere bakacağız. Gerçekten birisi 2H, biri H olduğu için evet doğru. İkinci kaptaki sıvı miktarı iki katına çıkarılırsa, B noktasındaki sıvı basıncı A noktasındaki sıvı basıncına eşit olur. Arkadaşlar iki katına çıkarıldığında eşit olmaz. M gram olduğunu düşün. Bir M gram daha koyduğumuzda şuraya kadar anca çıkacak. Niye? Çünkü kap genişleyerek büyüyor. O yüzden yükseklik iki katına çıkmadığı için A ile eşit olamaz. Birinci kaptaki sıvı H seviyesine kadar boşaltılırsa A noktasındaki sıvı basıncı yarıya düşer. Arkadaşlar H seviyesine kadar boşaltınca 2H'tan H'a düştüğü için basınç da yarıya düşer. Doğru olacaktır. 1 ve 3. Cevap bursa oldu. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. 6. sorumuz neyle alakalı? Bu da sıvı basıncı ve açık hava basıncı ile alakalı arkadaşlar. Fen bilimleri öğretmeni Yasemin Hanım açık hava basıncı deneyi yaparak anlatmak istiyor bir şey. Cam bardağı ağzına kadar suyla doldurmuş ve üzerine kağıt kapamıştır. Daha sonra elleriyle kağıdı tutarak bardağı ters çevirmiş, elini kağıttan çekmiş, elini çektiği halde suyun dökülmeden durdu. Arkadaşlar şimdi burada cam bardağın yüksekliği ne olsun 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 20 santim falan olsun. Doğru mu? Şimdi burada 20 santimlik sıvı, yani D su çarpı G kadar bir basınç var.
Halbuki arkadaşlar buradan açık hava basıncı basıyor. Biz açık hava basıncının 76 santim hem de D civa olduğunu biliyoruz. Yani D su 1 iken D civa 13.6. Yani burada 1033.6 santim, yani 10.5 metrelik bir bardak olsa ancak karşılayacak. Demek ki aşağıdan basan çok olduğu için ne olacak arkadaşlar? Bu su dökülmeyecek. Çünkü alttan basan çok. Bunu unutmayın. Bu tarz sorular çok çıkıyor. İkincisinde şunu yapacak arkadaşlar. Mesela yukarıdan bir tane kapak var. Kapağı açtığında diyor sıvı dökülmeye başlar. Bu bardak sorusunda değil. Mesela normal başka bir kapta kapaklı bir şey yapıyor. Niye? Çünkü bu sefer açık hava basıncı buradan da basınca açık havalar birbirini götürecek. Sonra o 20 santimlik suyun basıncı fazlalık kalacağı için faş diye aşağı inecek. Ya da bu bardak sorusu gibi sorularda arkadaşlar bir miktar boşluk bırakıyor. Şurada bir miktar boşluk bırakıyor hava. Bu hava P hava açık hava basıncına eşit olduğu için yine bu bunu götürüyor ve şurada kalan azıcık su basınç yapıyor. Fazlalık olduğu için de aşağı doğru dökülüyor. Yani biraz boşluk varsa da yine dökülecekmiş arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Peki gelelim hangisi yanlıştır? Açık havanın varlığı çok hissedilmese de basınç vardır. Vardır hem de bayağı vardır. 1033 santimlik, 1033.6 santimlik arkadaşlar suyun yaptığı basınç kadar bir basınç vardır. Bardak içerisinde suyun dökülmesini engelleyen etki hava taneciklerinin kağıdın alt yüzeyine yaptığı basınçtır. Evet arkadaşlar, hava buradan bastırdığı için doğru söylüyor. Bardaktaki suyun bir kısmı dökülerek deney tekrar edilirse suyun dökülmeden durması mümkündür. Aslında mümkün değildir olacak. Çünkü açık hava basıncı alttan basıyor. Orada da açık hava basıncı kadar olacak. Su fazlalık gelip aşağı doğru basacak. Gazlar içinde bulunan cisimlerin temas eden her noktasına basınç uygulamaktadır. O da doğru. Burada da cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşimi sonucu meydana gelen olaylardandır. Bu olaylar neticesinde kimyasal özellikleri farklı yeni maddeler meydana gelir. Çevredeki olaylara dikkat edildiğinde binlerce kimyasal olayın olduğu görülür. Örneğin yanma, çürüme, mayalanma gibi olaylar kimyasal olaylardır. Bu kimyasal olayların her biri ayrı ayrı tepkimelerle ifade edilir. Bu tepkimelerde kullanılan maddelere girenler olarak adlandırılırken tepkime sonucu oluşan maddeler ürünler olarak adlandırılır. Bu tepkimelerde atom cinsi ve sayısı değişmezken molekül sayısı korunur. Arkadaşlar yine zamanı oynayan bir soru. Doğru cevaplayabilirsiniz ama çok zamanınızı yerse yine sizden götürmüş demektir. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Zamanı da çok dikkat edeceğiz. Ama zamanı oynayacağız derken de yanlış şeyleri işaretlemeyeceğiz. Bir kere 4 çıkın, 4'ünü kesinlikle okuyacağız arkadaşlar. Kimyasal olayları hatırlayın. Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamıyordu. Nükleer tepkimelerde. Ben bunları Legolara benzetiyordum. İşte 118 tane cins Legomuz var. Bunlar birbirleriyle birleşince farklı maddeler oluşturur. En uç örneklerden biri de hidrojenle oksijendi. Oksijen yakıcı, hidrojen de yanıcı bir gazken birleştiğinde suya dönüşüyordu. İki tane hidrojen, bir tane oksijen birleştiğinde söndürücü bir şeye dönüşüyordu. Yepyeni bir madde oluyordu. Bir. Demek ki bunlar birleştiğinde, ayrıldığında farklı maddeler oluşturuyorlar. Ve molekül yapıları değiştiğinde de buna kimyasal olay deniyor. Bu nasıl değişiyordu arkadaşlar? Aralarındaki bağlar kopup yeni bağların oluşması süreciydi. Kimyasal tepkime. Ama molekül yapısı aynı kaldığında bu fiziksel değişme oluyordu. Mesela işte kağıdı yırtmam. Ama kağıdı yakmam bambaşka bir şey. Burada şekerle ilgili şey yapalım. Mesela elimizde bir tane küp şeker var. Bu küp şekeri bir suya attık, çözdük. Bu çözünme. Şeker hala şeker. Cl2H12O6 diye bir molekül var. Öyle duruyor. Şeker hala şeker. Suya atıp çözdük. 1. 2. Bu şekeri yakmadan sıcaklığı yükseltip şekeri erittik, karamelize ettik. Şeker hala şeker, katı şeker sıvı şekere geçti. Bu da fiziksel arkadaşlar. Ama şekeri yakarsak, küle dönüşürse oksijenle birleşme tepkimesidir. Yanma, yanma tepkimelerini hatırlayın. Oksijenle birleşme tepkimesi ve burada bambaşka bir molekül oluştu ve artık kül şekerle alakası kalmadı. Yepyeni bir madde oluştu. Böylece konuyu da bir özet geçtik. Geldik arkadaşlar sorumuzu çözmeye. Kimyasal tepkimeler sonucu yeni maddeler oluşur. Evet oluşur. Tepkimeye giren maddelerin kimyasal özellikleri değişir. Değişir. Hidrojen, oksijen örneği verdik. Su söndürüyordu. Tepkimeye giren elementlerin cinsi. Aha, element diyor. Yani bizim şu 118 tane dediğim periyodik cetvelde de bulunan atomların cinsi diyor arkadaşlar. İle oluşan ürünlerin element cinsi vardır, değildir. Ne zaman farklı olur biliyor musunuz? Kimyasal tepkimelerde olmaz. Nükleer tepkimelerde olur.
Nükleer tepkimeler de olur. Mesela güneşimiz nükleer tepkime yapan bir reaktördür. Hidrojenler birleşip helyuma dönüşür. Ama orada proton sayısı değişiyor arkadaşlar. Çekirdeğin iç yapısı değişiyor. Kimyasal tepkimelerde çekirdeğin iç yapısı aynen dururken dışarıdaki elektronlar alışveriş ya da ortaklaşma yapıyor. Bu kadar. Başka bir özelliği yok. O yüzden arkadaşlar cinsi değişmez. Yani atomların cinsi de sayısı da değişmez kimyasal tepkimelerde. Yanma çürüme gibi olaylar sonucu yeni maddeler meydana gelir. Aynen öyle. Bir tane elman var mis gibi yesen çok güzel. Bir hafta bekletiyorsun bir bakıyorsun uf çürümüş. Yenir mi artık? Yenmez. İğrenç bir şeye dönüşmüş. Bambaşka bir madde olmuş. Geldik 8. soruya. Nisan asit yağmurları ile ilgili hazırladığı ödevinde aşağıdaki görseli ve bilgileri kullanmış. Nisan deyince arkadaşlar aklıma mevsim Nisan geldi ama bu öğrenci Nisan'mış. Asit yağmurları fosil yakıtların yakılmasıyla özellikle kömür ve petrol gibi ortaya çıkan azot, karbon, kükürt gibi gazların etkisiyle ortaya çıkar. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik asit, karbonik asit, nitrik asit gibi maddeleri oluşturur. Daha sonra bu asitler kar, yağmur gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşır. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH'i 5-6'dır. Bunun altında bir değere sahipse asit yağmur olarak kabul edilir. Arkadaşlar hemen bir pH'i hatırlayalım. 0, 14, tam ortası 7. Yani nötr bir yağmur yağsa 7 yağacak ama biz 6'yı da 5'i de normal kabul ediyoruz. Artık dünyayı kirlettik. Dünyada bir karbondioksit birikintisi var. SO2 var, NO2 var sonuçta. Yani belli ama yani şuraya kadar normal ama 5'in de altına artık bu asit yağmuru demeye başlıyoruz. Peki buna göre Nisan hazırladığı bu ödev içeriğinde aşağıda verilen hangi bilgi çıkarılamaz diyor bize. Şimdi buradan bakalım fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazlar asit yağmurları oluşturur. Oluşturuyor. Karbondioksit, NO2, SO2 neye dönüşüyor arkadaşlar? Karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asite dönüşüyor. Görseldeki ağacın zarar görmesi asit yağmurunun etkisidir tabii ki. Çıkan gazlar asitlerin oluşumunu sağlamıştır. Evet, havadaki su buharıyla birleşti. Asit yağmurları neden havadaki karbon içerikli gazlar meydana getirmektedir? Buradan böyle bir sonuç çıkıyor mu arkadaşlar? Yani havada karbon içerikli gazlar asit yağmurunu az getiriyor da NO2 ile SO2 çok getiriyor. Öyle gibi çünkü işte karbonik asit kolada da var içilebiliyor. Ama sülfürik asit çok daha zararlı falan diye düşünüyoruz. Nitrik asit kezzap belki oradan giderim demiş. Ama bu tarz sorularda neye bakacağız? Arkadaşlar anlatımda ya da görselde öyle bir şeye vurgu var mı? Yok. İma var mı? Yok. O zaman diyeceksin ki bu çıkarılamaz. Yani doğru bile olsa bilmiyorum çıkarılamaz diyeceksiniz arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Bilgi sorusu. KLMN maddelerin pH değerleri yukarıda pH ölçeğinde gösterilmiştir. Yine 0 çok güçlü asit, 14 çok güçlü baz, 7 neydi arkadaşlar? Nötrdü. Hatırladık. 0 çok güçlü asit, 14 çok güçlü baz, 7 nötr. 7'den 0'a doğru gittikçe asidin gücü artıyor. 7'den 14'e doğru gittikçe de bazın gücü artıyordu. Hatırlayın. Ve bu asidin ya da bazın gücü değerliyle alakalı değildi. Sudaki çözünme yüzdesiyle alakalıydı. Suya attığınızda tamamı çözünen bir asit güçlü asit, tamamı çözünen baz güçlü baz. Ama çok azı çözünen asit zayıf asit, çok azı çözünen baz zayıf baz idi. Tatları ekşiydi asitlerin, bazların acıydı ama tadına bakılmazdı. Çok güçlü asit ve bazlar tahriş ediciydi. Sadece asitler tahriş edici değildir, bazlar da tahriş edicidir arkadaşlar. Bu tarz şeyler aklınızda dursun. K ve L maddeleri asit özellik gösterir. Arkadaşlar K maddesi asit, L maddesi asit özellik gösterir. Zayıf asit de olsa L asit gösterir. Çünkü 7'den küçükler ne diyorduk? Asit özellik gösteriyordu. Maddelerin pH değerleri arasındaki ilişkiye bu çok basit artık. NMLK'dır diyor. NMLK görünen bir şey sormuş. M ve N maddesi bazik özellik gösterir. Arkadaşlar 7'den büyük olanlar ve N güçlü bir bazdır. K maddesi kuvvetli baz. N maddesi kuvvetli asit. Tam tersi arkadaşlar. K güçlü asit. N güçlü baz olacaktır. Geldik 10. sorumuza. Ergin eşit kütleli XYZT maddelerini özdeş kaplara koyarak 5 dakika boyunca ısıtıyor. Arkadaşlar özdeş eşit kütleli
Özdeş kaplar ve 5 dakika. 5 dakika ve şu mumlara bakıyorum arkadaşlar. X-Y-Z temada ilk ve son sıcaklıkları ölçüyor. Hepsi de tek mum. Yani süre aynı, ısıtıcı aynı. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Süre aynı, ısıtıcı aynı olunca verilen ısılar aynı olmuş oluyor. Şimdi verilen ısıyı ben şeye benzetmiştim. Yine ısı sıcaklık konusunda sıkıntınız varsa kesinlikle konu anlatım videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Apayrı anlatmaya çalışmıştım orada. Verilen ısıyı arkadaşlar cepten verilen paraya benzetmiştim. Kütle büyüdükçe de oradaki tanecik sayısı kütle. Kütle büyüdükçe de arkadaşlar tanecik başına düşen enerji ne oluyordu? Azalıyordu. Kütle azsa aynı ısıyı verdiğimde daha yüksek sıcaklık farkı çıkıyordu. Hatırlayın yani bunları. Peki şimdi X-Y-Z tematik ve son sıcaklıkları ölçülerek aşağıdaki grafik çiziliyor. Tamam. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Burada kütleler eşit arkadaşlar. O zaman şöyle bir hatırlayalım. Şu verilen ısı, bu kütle, bu öz ısı, bu da delta T. Şimdi arkadaşlar kütleler aynıysa, verilen ısılar da aynıysa, demek ki öz ısısı büyükse sıcaklık farkı küçük olması gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Öz ısısı büyükse sıcaklık farkı küçük olması gerekiyor. Şimdi burada hangileri doğrudur diyor. X ve Z aynı cins maddeler olabilir. Bakalım. Şimdi X arkadaşlar ne yapmış? Burada sıcaklık farkına bakacağız yalnız. X ne yapmış? 40 derece artmış. Z ne yapmış arkadaşlar? Z o da 40 derece artmış. Yani aynı ısıyı vermişiz aynı kütle. Demek ki C'leri aynı. Öz ısı değerleri aynı olunca kesinlikle aynı maddedir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Aynı olabilir deriz. O da öyle söylemiş. Doğru söylemiş arkadaşlar. Ayırt edici özellikler aynıysa, mesela benim öz kütlemle bir başkasının öz kütlesi birebir aynı. Ayırt edici bir özelliğimiz aynı ama o başkasıyla ben aynı mıyım? Değilim arkadaşlar. Yani ayırt edici özelliklerin tamamının aynı olması lazım. O yüzden ayırt edici özellikler aynıysa aynı olabilir diyoruz. Ama ayırt edici özellik farklıysa kesinlikle farklıdır diyoruz. Bir tane biyolojiden örnek vereyim. İnsan kromozom sayısı biliyorsunuz 46. Moli balığının da 46. Ayırt edici bir özellik kromozom sayısı. O zaman moli balığı insandır diyebiliyor muyuz? Hayır. Bak ayırt edici özellik aynıysa aynı olabilir. Başka özelliklerine bakalım diyoruz. Ana o balık ben insan. Demek ki farklıyız. Anlaşabildik mi? Ama ayırt edici özelliğimiz farklıysa kesin farklıdır. Eylül otunun 500. Benim 46. O zaman bu ikisi kesinlikle farklı türdür diyebilir miyiz? Deriz. Yani biyolojide de ayırt edici özellikten bahsedebiliriz. Peki. Y maddesinin öz ısısı X ve T maddenin öz ısısından daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar Y maddesinin öz ısısı büyük değildir. Çünkü sıcaklık farkı 100. Sıcaklık farkı çoğaldıkça sıcaklık farkı çoğalıyorsa demek ki öz ısısı küçük demektir. Yani yanlış. Aynı şartlar altında Z maddesi T maddesine göre daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur. Şimdi Z maddesine bakalım arkadaşlar aynı şartlar altında. Z maddesi 40 derece ısınabilirken T maddesi 80 ısınıyor. Nasıl daha çabuk? Daha geç. Yani birisi 40 derecelik sıcaklık farkı yaratırken öbürü 80 yaratıyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Adana oldu. Geldik arkadaşlar 11. soruya. Nasıl umarım herkes iyidir. Buraya kadar full götürmüştür. Emir yerdeki kutuyu apartmanın 5. katına çıkarmak istiyor. Bunun için yanındaki makara düzeneğini kullanıyor Emircik. Şimdi Emir ne yapıyor arkadaşlar? Bu tarz sorularda ne yapıyorduk bir hatırlayalım. Şimdi şurada kuvvet uyguluyorsa kuvveti şöyle ipi çiziyorduk arkadaşlar. İpi çizdik. Şimdi kuvveti F demiştim. Aynı ip hep F. Ve ne demiştik arkadaşlar? Makaralar eşittir görevi görür. Şuraya makarayı çizdim bakın. Yukarı bir tane F var. Burada da yukarı bir tane F var. Aşağı doğru da yük var. Demek ki arkadaşlar F dediğimiz şey ne olmuş? Yük bölü 2 olmuş. Süper. Kuvvet kazancı dediğimiz neydi? Püftü. P bölü F. O zaman yük bölü yük bölü 2'den arkadaşlar ne çıkar? Burası yük, burası yük bölü 2. 2 çıkar. Kuvvet kazancı birden büyükse neydi? Kuvvetten kazanç var demekti. Demek ki yoldan kaybedeceğiz. Yoldan 2 kat kaybedeceğiz. Ne demek? Bu arkadaş 2 metre çektiğinde bu yük 1 metre yukarı çıkacak. Ama yarısı kadar kuvvetli çekeceğiz. Kuvvetten kazanmış olacağız. Konuyu da anlattık. Kutuyu kutunun ağırlığından daha az bir kuvvet uygulayarak yukarı kaldırmıştır. Yarısı kadarla kaldırmıştır arkadaşlar. Burası doğru. Geldik. Emir'in uyguladığı kuvvetin yönüyle kutunun hareket yönü aynıdır. Arkadaşlar böyle şeyde ezber yapmayın. Bak Emir aşağı doğru çekiyor. Kutu yukarı çıkıyor. Yanlış. Emir işten kazanç sağlamıştır. Arkadaşlar işten kazanç, enerjiden kazanç diye bir şey varsa çarpıya atın geçin.
Neydi? Basit makinalarda işten ya da enerjiden kazanç yoktu. Ne vardı hocam? İşten kazanç yok ama kolaylık vardı. Kolaylık kelimesi gelmedi aklıma. Emir'in kullandığı düzenekte kuvvetten kazanç yoldan kayıp sağlanmıştır. Evet, kuvvetten kazanç var çünkü yükün yarısı kadarla çekiyor ama yoldan zarar var. Niye? İki katı kadar. Yani 10 metre yükü çıkarmak için 20 metre ip çekmesi gerekecek. Bu da doğru. O zaman 1 ile 4 doğru oldu. Cevap Ceyhan oldu. Geldik 12. sorumuza arkadaşlar. Ne sorusuymuş bir bakalım. Solunum. Solunum canlıların enerji elde etmek için hücrelerde besin ve oksijen kullanarak karbondioksit su açığa çıkarması. Arkadaşlar bakın, besin artı oksijen, karbondioksit artı su artı enerji. Bu oksijenli solunum değil mi? Bir de fotosentez var, bunun tam tersi. Karbondioksitle su girip besin artı oksijen çıkıyor. Bu denklemleri biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir, bunları biliyor olmalıyız. Hala bilmiyorsak konu anlatım videosu sizi bekler. Fotosentez, bazı canlıların hücrelerinde bulunan klorofil molekülüyle ışığı kullanarak besin ve oksijen üretme olasılığı. İşte onu da yazmış. O da bu. Yanma olaylarının gerçekleşmesi için ortamda oksijen bulunmalıdır. Arkadaşlar, yanma olayı dediğimiz şey, hemen hatırlayalım. Şimdi girenler ve ürünler. Şurası girenler kısmı, burası da ürünler kısmı. Arkadaşlar, O2 gazının bulunduğu, girenlerde oksijen gazının bulunduğu bütün tepkimeler yanmadır. Ama ürünlerde oksijen varsa yanma değildir. Yani burada fotosentez yanma tepkimesi değilken oksijenli solunum bir yanma tepkimesidir. Hem de nedir? Yani alev alev yanmadığı için yavaş yanma tepkimesi diyebilir miyiz? Araştırın bakalım, merak ettim. Azıcık Google'lamayı da öğrenin yani. Biz zamanında İl Halk Kütüphanesi'ne gidiyorduk. Bir Google'a yazın bakın, altına da yorum kısmına yazın. En azından araştırdığınız için aklınızda kalır. Evet, yanma olayların gerçekleşmesi ortamda oksijen bulunmalıdır. K canlısı falan fişman. Tamam. Şimdi diyor ki K canlısı kendi besini ışık kullanarak üretebiliyormuş arkadaşlar. K canlısı fotosentez yapabiliyor. L canlısı ihtiyaç duyduğu besini dışarıdan alır, hazır alıyor. L canlısı benim, K canlısı da yeşil yapraklı bitki. Tamam, anlaştık. Yandaki düzenekler hazırlanıp belirtilen ortamlar, mumlar sönene kadar bekletiliyor ve mumların yanma süreleri aşağıdaki grafik oluşturuluyor. Aşağıdaki grafiği de oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Buna göre düzeneklerin karşılaştırma sonucu yapılan yorumların hangisi yanlıştır? Haydi bakalım. Şimdi düzenek diyor 2-3. İkinci ve üçüncü düzeneğe bakıyorum arkadaş. Herhalde öyle söylüyor. 2'de diyor ki K canlısı var. K canlısı neydi? Yeşil yapraklı bitkiydi. Ve mum var. Öbüründe de L canlısı var. K'nın solunum hızı L'den büyüktür. Şimdi arkadaşlar, mumun yanma süresine baktığımda 2 3 3. düzenekte mumun yanma süresi daha fazla değil mi arkadaşlar? 3. düzenekte mumun yanma süresi daha fazla. O zaman yorum K'nın solunum hızı L'den büyüktür. K canlısı fotosentez yaptığı halde daha çabuk tüketmiş oksijeni. Demek ki doğru arkadaşlar. Ha, bu arada hocam, fotosentez yapıyor, nasıl tüketiyor? Şimdi burada fotosentez yapamıyor, ortam karanlık. Sadece solunum yapıyor. Hocam, yeşil yapraklı bitkiler oksijenli solunum yapıyor mu? Yapıyorlar. Peki biz bunu niye fark etmiyoruz? Çünkü gün ışığında arkadaşlar fotosentez, atıyorum şu an sayıları, 100 birimlik oksijen üretiyorlar mesela. O ara 2 birimlik oksijen tüketiyorlar. 98 net. Gece de 2 birim tüketiyor. 94 net vermiş oluyor. Ama bu ortamda hiç fotosentez yapamamış, karanlık ortam olduğu için sadece solunumlarını karşılaştırabilmişiz. Diğeri fotosentez yapamadı halde benim gibi oksijen solunumu yapıyor ama oradaki bitki benden fazla tüketmiş oksijeni, sonucuna varabiliriz. Nasıl vardık bu sonuca? Üçüncü düzenekte daha uzun süre yanmış mum. Yani oksijen bitince mum sönecek. Oradan çıktı sonuç. Geldik Bursa'ya arkadaşlar. 3 ve 6. düzeneklere bakalım. Şimdi düzeneklere bakarken şuna bakacağız. Şimdi 3. düzenek karanlık, 6. düzenek aydınlık. İkisinde de L canlısı var. Şimdi burada 3 ve 6'ya baktığımızda arkadaşlar şöyle baktım. Eşit süre değil mi? Niye? Çünkü aydınlık ya da karanlık olması oksijen üretimi için hiçbir anlam ifade etmiyor. L canlısı fotosentez yapmıyor. Benim gibi bir canlı dedik ya, ben fotosentez yapmıyorum. Işık solunum hızını etki etmez. Evet, fotosentez yok, solunumu etki etmedi. Tam yeni nesil bir soru arkadaşlar, iyi dinleyin. 1 ile 4. Bakın tek tek bakıyorum. Şimdi 1 ile 4'e bakacağım. 1 şurası, 4 burası. Farkları bir inceleyelim önce.
Hocam biz bu konuyu işlemedik. İşledin ama farkı gör. Oradan bir sonuç çıkar sorusu bu. Yeni nesil oradan geliyor. Peki arkadaşlar, bir de ne var arkadaşlar? Sadece mum oksijeni tüketiyor. Dörtte ne var arkadaşlar? Mum oksijeni tüketirken hem K hem L canlıları oksijenli solunumla tüketiyor. Ama orada K canlısı bir de fotosentezle üretiyor. Yani 1 ile 4 de var. Peki geldik şu 1 ile 4'ün şeylerini bir kontrol edelim. Ana eşit. Çok ilginç. Yani mumun yanma süresi eşit. Bu ne demek arkadaşlar? Okuyalım. K'nın fotosentez hızı L'nin solunum hızına eşittir. Yani birinin ürettiği oksijeni diğeri tüketiyor. Aslında toplamda tüketiyor, ince düşünürsen K ve L tüketiyor. Ve mumun yanma süresi eşit. Yani buradaki mum tek başına yanıyormuş gibi. Bunlar kendi kendilerine ihtiyaçlarını giderdikleri için mum yanmaya devam ediyor. Doğru. Geldik Denizli'ye. K'nın solunum 2 ile 5'e bakacağız şimdi arkadaşlar. Şu ikisine bakacağız. Biri karanlık ortam, biri aydınlık ortam ve K canlısı. Yani birinde fotosentez yapıyor, birinde yapmıyor. Ne beklerim? İkinci düzen, beşinci düzenekte ışık olduğu için fotosentez bulacak. Mumun daha çok yanmasını beklerim. Bakıyorum gerçekten de beşinci düzenekteki mum 2'den çok daha fazla yanıyor. Yani fotosentez yaptığı için. Geldik. K'nın solunum hızı fotosentezinden büyük olamaz. Şimdi yorumlardan hangisi yanlıştır? K'nın solunum hızı fotosentez hızından büyük olamaz. Daha uzun yanmış sanki, değil mi? Daha uzun yanmış. 2 ile 5'e bir daha bakayım arkadaşlar. 2 ve 5. 5'teki yanma süresi çok uzun. 2'deki yanma süresi çok kısa. Buna göre bu düzenekte yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi K'nın solunum hızı fotosentez hızından büyük olsaydı ne olurdu? Arkadaşlar şurada sadece solunum yapıyor, değil mi? Solunum yapıyor. Şurada solunum artı fotosentez yapıyor. Ve solunum hızı büyük olmadığı için, bence solunum hızı büyük olmadığı için yanma süresi 5'te daha uzun olması gerekir. K'nın solunum hızı fotosentez hızından büyük olamaz. Evet arkadaşlar, bence de olamaz. Zaten solunum hızı büyük olsaydı fotosentez hızından üretirken tükettiği de fazla olurdu. O zaman 5. Mumun yanma süresi bu kadar uzun olmazdı. Yani yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Bence bu soruda arkadaşlar hepsi doğru. Eğer siz de öyle düşündüyseniz, bilmiyorum. Çok güzel bir soru diye almıştım. Cevaplarda böyle bir şey çıktı. Normalde cevap anahtarı da Denizli gösteriyor. Ancak bence o da doğru gibi. Neyse, geçiyoruz arkadaşlar 13. soruya. Yusuf Fen Bilimleri dersinde şekildeki ilk düzlemlerde farklı ağırlıklardaki yükleri dengelemek için uygulanan kuvvetleri ölçmüştür. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzeneklerde 3 durumda da yükleri dengeleyen kuvvetlerin eşit büyüklükte olduğu gözlemlenmiştir. Evet arkadaşlar, sürtünme, ihmal, şeyler eşit büyüklükteymiş. Yükleri dengeleyen kuvvetler. 3 durumda da yükleri dengeleyen kuvvetlerin eşit büyüklükte olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre Yusuf'un yaptığı bu etkinlik aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılmalıdır? Eğik düzlem sorusu arkadaşlar. Eğik düzlem sorusu. Burada neyi bileceğiz? Her eğik düzlemde yoldan kaybedeceğiz. Nasıl? Mesela şöyle bir yükümüz olsa, bunu sadece H kadar çıkaracak kadar, abi L kadar ittiriyorsun. Ben bunu şeye benzetmiştim. Bir malı peşin almak var pat diye, o H ile kaç kadar çıkarmak oluyor. Bir de 3'e 5'e 10'a bölmek var. Ne oluyor arkadaşlar? Böldükçe süre uzuyor. Hani yoldan kaybediyorsun ama rahat ödüyorsun. Bu da ona benziyor arkadaşlar. Burada daha uzun yol gidiyorsun bütün eğik düzlemlerde ama kuvvetten kazanıyorsun. Eğik düzlem deyince sadece bu da değil. İşte vidayı falan da hatırlayın arkadaşlar. Onlar da birer eğik düzlemde. Hatta kamayı, bıçağı falan hatırlayın. Onu da sivri ucu bir eğik düzlem gibi düşünülebiliyordu. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tamam. Peki. Şimdi ne yapmışız? Burada arkadaşlar 10 Newton bir şeyle çekmiş durmuşuz bakalım. Şimdi eğik düzlemin uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar. Arkadaşlar bakın, eğik düzlemin burada hangisini yapmalıdır diyor çıkarımlardan. Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar. Arkadaşlar doğru olabilir.
Ama buradan çıkar mı? Hayır. Bu deneyde eğik düzlemin uzunluğu artmış mı arkadaşlar? Öyle bir şey var mı? Yok. Bu sorudan çıkar mı? Çıkmaz. Halbuki söylediği doğru. Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı azalır. Bir kere söylediği de yanlış. Ama uzunlukla ilgili bir şey yok zaten burada. Ben bunu buradan çıkaramam. Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça, bak şimdi yükseklik arttıkça ya da azaldıkça diye bir şey var. Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı artar. Şimdi arkadaşlar eğik düzlemin yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı artacak olsa yüksek olandan daha büyük yükü çıkarmam gerekir. Hepsini aynı ile çekmişim ya. Mesela hepsini 10 Newton'la çektiğimi düşünüyorum. Mesela bunu da 10'la çekmişim. Bunu da 10'la çekmişim. Bunu 10'la çekemem. Hepsini 20 ile çekeyim mesela. Eşitmiş ya. Mesela hepsini, hatta 20 de olmaz çünkü biraz fazla olması gerekiyor. Yol illaki büyük olacak. Atıyorum arkadaşlar. Hepsini aynı ile çekmişim. 40'la çektiğimi düşünelim. Tamam mı? Şimdi bakın. Kuvvet kazancı burada kafam bir önceki soruda kaldı arkadaşlar. Niye hepsi doğru çıktı diye. Kusura bakmayın. Şimdi bir, eğik düzlemde ne dedik arkadaşlar? Yoldan kaybedeceğiz, kuvvetten kazanacağız dedik değil mi? Aynen öyle. O yüzden biz şimdi 10 Newton, 5 Newton ve 20 Newton'lık yüklerimiz var mı? Var. Biz bunları neyle çekmişiz arkadaşlar? Sanki daha az bir şeyle çekmemiz gerekecek değil mi? Şimdi burada eğik düzlemi yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı artmış olsaydı en yüksek olan eğik düzlemde 2H'da çok daha fazla yükü çekmem gerekirdi. Niye? Aynı kuvvetle çekiyormuşum çünkü dengeleyici kuvvetler eşitmiş. Peki öyle olmuş mu? Hayır, tam tersi olmuş. Tam tersine eğik düzlemi yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı azalmış. Yani en yüksekte aynı kuvvetle azıcık yük 5 Newton'ı, en düşükte de aynı kuvvetle bayağı çok 20 Newton'ı asılmışım. Cevap Denizli arkadaşlar. Geldik 14. soruya. Neymiş bilgi? Besin zincirlerinde canlılar birbirleriyle beslenirken besinlerle birlikte enerji de üreticilerden tüketicilere doğru aktarılır. Bu olaya enerji akışı denir. Besinler, besin zincirinde bir beslenme basamağında bir üst beslenme basamağının enerjisi %10. Yani onda bir kuralı. Yukarıya onda bir, onda bir, onda bir enerji aktarılıyor arkadaşlar. Aşağı taraftaki canlıların boyutu küçük olabilir. Yani genellikle de küçüktür. Ama sayıları o kadar çok ki toplam kütleleri de çoktur. Toplam enerjileri de çoktur arkadaşlar. Zaten öyle olması da gerekir. Niçin öyle olması gerekir? Çünkü üst taraftaki alt taraftakini yediği için alt taraftakinin kütlesi çok olması gerekir. Her gün yiyecek çünkü. Değil mi? Yani o yüzden alt taraftakinin çok olması gerekir. Geldik arkadaşlar. Buna göre öğrenci hangisinin ekoloji piramidi doğru olur? Şimdi kartal, yılan, fare, ot. Bir kere 10.000, 1.110. Yani yukarı doğru çıktıkça enerji diyor şey olacak diyor değil mi arkadaşlar? Bir bakalım. %10'a aktarılacak diyor değil mi? Şimdi bakıyorum %10'a aktarılacak. Burada yukarı doğru çıktıkça %10'u değil arkadaşlar, çok daha fazlası aktarılmış. Bir kere bu gitti değil mi? Şimdi şuna baktım, sayı olarak baktığımda arkadaşlar herhalde sayılarda bir sıkıntı yoksa sadece o gitti. Şimdi şeye bakalım, kartal, yılan, fare, ot. Hani üste doğru çıktıkça onu yiyecek ya, burada tam tersi olmuş, olmamış. Yani aşağıda bir otluk bir şey olması lazım. Üzüm, sinek mesela şurada oldu bakın, fotosentez yapan bir şey var. Sonra üzümü yiyecek, örümcek, sineği yiyecek, yılan örümceği yiyecek. Belki bu uygun gibi. Şuna bakalım, dut ağacı var, tırtıl var, yılan var. Bu daha mantıklı gibi sanki. Çünkü ağacı sinek yiyemez. Ben orada üzüme gittim ama tırtıl dut ağacını, dut yaprağını yiyebilir. Yılan tırtılı, burada da kurbağa yılanı yiyemez. Bu hepten gitti. O zaman zaten saçma sapan sorular. Bu zaten gitmişti arkadaşlar. Yılan kartalı, fare yılanı, ot da fare yiyemezdi. O zaman cevabımız Denizli oldu. Yani biraz biyoloji anlatalım diye biraz da ortaokul seviyesine inince sorular böyle güzelleşiyor ne diyeyim. 15. Aras özdeş bitkilerle ve mantarlarla aşağıdaki düzenekleri oluşturuyor. Oluştursun. 16 saat sonra aydınlık ortamda bekletilen bitkinin çiçek açtığını, karanlık ortamda bekletilen bitkinin ise çiçek açmadığı gözlemleniyor. Peki 16 saat sonra. Niye oldu bu arkadaşlar? Bir kere
Mantar fotosentez yapamaz. Mantar bitki değil. Ama solunum yapacak. Değil mi? Peki burada arkadaşlar bu durumun sebebine bir bakalım. Aydınlık ortamdaki bitki fotosentez yaparken karanlık ortamdaki bitki fotosentez yapamamıştır diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Şimdi bu doğru. Bitki nasıl çiçek açsın? Oksijeni bitmiş. Aydınlık ortamdaki bitki oksijenli solunum yaparken karanlık ortamdaki bitki oksijensiz solunum yapmıştır. Oksijenli solunum yaparken bitki oksijensiz. Bitki oksijensiz solunum yapmaz arkadaşlar. Yani cevabımız Adana. Aydınlık ortamdaki bitki solunum yaparken karanlık ortamdaki bitki solunum yapamamıştır. Solunumu hepsi yapıyor. Solunum yapmadan yaşayabilen bir canlı yok arkadaşlar. Oksijenli ya da oksijensiz solunum şart. Enerji şart ve enerjiyi solunum sayesinde elde ediyoruz. Karanlık ortamdaki bitki fotosentez yaparken aydınlık ortamdaki bitki oksijenli solunum yapmıştır. Olur mu öyle şey? Karanlık ortamda nasıl fotosentez yapsın? Dedik ve geçtik. Geldik arkadaşlar 16. sorumuza. Aşağıda oksijen döngüsü şeması verilmiştir. Oksijen döngüsünde arkadaşlar ne var? Fotosentez ve karbondioksit temel iki kimyasal tepkimemiz. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangileri atmosferdeki oksijen miktarını arttırır? Yalnız fotosentez. Arkadaşlar arttıranı soruyor değil mi? Yani hangisi arttırır? Fotosentez oksijen üreten bir mekanizmadır. Hatırlayalım. Ne oluyordu arkadaşlar? İşte karbondioksit değil mi? Suyla birleşip glikoz dediğimiz bir yapı, besin artı oksijen çıkarıyordu. Değil mi? Fotosentez var. Şimdi solunum yok arkadaşlar. Buharlaşmanın oksijenle etkisi yok. Solunum zaten yok dedik. O zaman cevabımız Adana oldu. Geldik 17'ye. Verilen metinde atık yağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine değinilmemiştir arkadaşlar? Metini okuyacağız artık. 1 litre atık yağ. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu soruyu özellikle seçtim. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Arkadaşlar 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyu. Hocam ne alaka? Şimdi evlerde genelde ne yapıyorsunuz? Kızartma falan. Çok da severiz patates kızartmasını. Atık yağ ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok büyük ihtimal ne yapıyoruz biliyor musunuz? Lavabodan döküyorsunuz gidiyor. Çok yanlış. Arkadaşlar öyle yapacağınıza gidin toprağa kazın toprağa dökün. Gelişmiş ülkelerde atık yağ toplama tesisleri var. Buradan biyodizel yapıyorlar. Bir de ekonomiye katkıları oluyor. Biz ne yapıyoruz? Döktük. Peki oraya döktükten sonra arkadaşlar o suya karışıyor mu? Tabii ki karışıyor. Ve o su inanılmaz bir şekilde arkadaşlar bakın 1 litre yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. 1 milyon litre. 1 milyon litre arkadaşlar. 1000 ton su eder. 1000 ton su 1 litre yağ. Yapmayın. Kirliliğin önüne geçmek için atık yağlar lisanslı firmalar tarafından toplanıyor. Çünkü yetkisiz kişiler tarafından toplanan kullanılmış yağlar tekrar piyasaya sürerek sağlığımızı tehdit ediyor. Bak bu da kötü. Adam kullanılmış yağ topluyor. İçine biraz daha bir şeyler katıyor. Kullanmamış gibi satıyor. Yani insan kötü bir yaratık. Atık yağların ayrı bir kapta biriktirilmesi gerekmektedir. Bunun için gün ışığı almayan bir yerde bu yağların cam veya plastik bir kapta tutulması önem arz ediyor. Kullanılmış kızartmalık yağlar yaygın olarak biyodizel üretiminde kullanılıyor. Bunun ön şartı atık yağın temiz olması. Ayrıca kullanılmış bitkisel yağların kalorisi çok yüksek olduğundan hayvan yemi hazırlanmasında, sabun üretiminde, yemlik yağ üretiminde kullanılıyor. Bakın 1 milyon litre suyu kirletmektense toplandıktan sonra bayağı bir katkısı da oluyor ekonomiye arkadaşlar. Sabun üretiliyor, yemlik üretiliyor falan. Şimdi verilen metinde atık yağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine değinilmemiştir? İfadeyi tamamen okuduk. Her atık yağ geri kazanım için uygun olmayabilir. Böyle bir şey demiş mi? Şu atık yağlar geri kazanılamaz, bunu kullanma falan. Ama hocam işte temiz olmalıdır demiş. Ne için? Biyodizel için. Diğer yemlik için falan söylememiş bence. Ama yine de bir bakalım. Şimdi böyle sorularda bir soru işareti koyun, diğerlerine bakın. Kullanılmış yağlar birçok alanda değer %100. Birçok alan vardı işte. Sabun üretiyoruz, biyodizel üretiyoruz, yemlik yapıyoruz. Hayvanda kullanıyoruz. Atık yağlar toplanarak çevre kirliliğinin azalması %100. Atık yağdan elde edilen biyodizel yakıtın kullanım alanı daha fazladır. Atık yağdan elde edilen biyodizel yakıtın kullanım alanı daha fazladır. Bir bakalım bu da soru işareti bence. Şimdi bir daha geri döndüm şu biyodizel konusuna. Yaygın olarak biyodizel, yaygın olarak dediği için kullanım alanı daha fazladır. Çıkar arkadaşlar. Ama her atık yağ geri kazanım için uygun değildir diye bir şey olmadığı için
Adana olur. Dört şıkkın dördünde okuyup geri soruya dönün. Konunun ilgili yerine bir daha bakın. İçinizden geleni işaretleyin arkadaşlar. Ama dört şıkkın dördünde okumadan zamana karşı oynuyorum deyip hemen zıplamayın. Sazanlık yapmayın. Geldik 18'e. Hangileri doğrudur? Evet, kaydıraktan kayan bir çocuğun saçlarının dikleştiği gözleniyor. Bayağı dikleşmiş. Evet, kaydırak negatif ile yüklendiğine göre, arkadaşlar bu sürtünme ile elektriklenmedir. Kaydırak ebonit negatifle yüklendiğine göre demek ki bizim çocuğumuz pozitifle yüklenmiş. Demek ki bizim çocuğumuza pozitif yük gelmiş. Yanlış. Neydi? Pozitif yük hareket etmiyordu arkadaşlar. Bu konuda da bunu bilin. Pozitif yük hareket etmiyor çünkü katılarda pozitif yük çekirdeğin içinde. Çekirdeğin hareket etmesi kütlenin gitmesi demek. Öyle bir durum söz konusu değil. Peki ne oldu? Çocuğumuz elektron kaybetti. Elektron kaybedince de kendisi artı hale geldi. Artılarla eksiler eşitken nötr diyoruz. Nötr artısı eksi yok değil. Eksiler gittiğinde artılar ben buradayım diye el sallamaya başlıyor. Eksi varken sesini solunu çıkarmıyor arkadaşlar. Gidince artı buradayım diyor. O yüzden artıyla yüklenmiş oluyor. Peki çocukla kaydırak arasında sürtünme ile elektriklenme olmuş. Çocuktan kaydırağa negatif yük geçişi olmuş. Hayır, çocuk pozitif yükle yüklenmiş. Evet, ne oldu arkadaşlar, cevabımız Bursa oldu. Peki bir daha bakayım. Çocuktan kaydırağa negatif yük geçişi olmuş. Ha, kaydırak negatif. Ben bunu niye hayır dedim ki? Ben tam tersi aldım arkadaşlar. Geri vazgeçtim cevabımdan. Hop, bugün kafam iyi. Şimdi çocuktan kaydırağa negatif yük geçti. Zaten öyle söyledik. O yüzden çocuk pozitif, kaydırak negatif oldu. İlk okurken tam tersini diye okudum. Dikkatli olmakta yarar var. Denizli oldu arkadaşlar. Şimdi 19. Yukarıdaki şekilde bir hidroelektrik santralinde enerji üretimi dağılımı gözüküyormuş. Buna göre K aşamasına, L aşamasına, E aşamasına, M aşamasına geçişteki enerji. Şimdi K, L, M arkadaşlar ne oldu diyor. Şimdi burada enerjilere bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar bakacağım. Şimdi K ne yaptırıyor K aşaması? K aşaması tribünü çeviriyor. Nasıl çeviriyor? Barajda biriken su şu yükseklik farkı yüzünden bir HDG basınç oluşturuyor. O basınç da arkadaşlar, basınç farkı suyu hareket ettiriyor. Hareket kinetik enerji, hareket enerjisi. Şimdi hareket enerjisi elektriğe dönüşüyor burada. Tribün dönünce dönüşüyor. Burada size söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Tribün ya da jeneratör bir kuvvet sayesinde dönen bir yapıdır. Ve buradan elektrik enerjisi üretilir. Demek ki tribün ya da jeneratör hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretir. Elektrik motoru arkadaşlar üretilmiş elektriği verir, harekete çevirir. Mesela Tesla'nın arabası ya da işte çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde o dönen zımbırtı, evdeki elektrik süpürgesini hareket ettiren zımbırtı. Yani bunlar hep elektrik enerjisini tüketir. Kim bu? Elektrik enerjisini tüketene elektrik motoru denir. Elektrik motoru elektrik enerjisini harekete çevirir, tüketir. Diğeri üretir. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Peki LM'de ne oldu? Elektrik enerjisi gitti. Işığa dönüşmüş. Orada bir ışık yanıyor. Bakın arkadaşlar şurada bir lamba var. Işığa dönüşmüş. Cevabımız Adana olmuş. Peki geçtik arkadaşlar. Diğer şıklar çok şey. 20. Yeni çalışmaya başladığı araç boyama işinde ustanın püskürtme tabancası kullanarak arabayı muhteşem bir şekilde boyadığını gören Serhat, ustasına nasıl oluyor da tüm yüzeyleri eşit şekilde boyayabiliyorsun diye sorduğunda ustası, boyaları ve aracı zıt yüklerle yükledikten sonra boyaları püskürtünce boyalar kendiliğinden araç yüzüne yapışıyor demiş arkadaşlar. Bunun üzerine Serhat, bu muhteşem bir şey, bu yöntem kullanarak evimizin duvarlarını da kolaylıkla boyayabiliriz değil mi diye sormuş. Evet arkadaşlar, buna göre aşağıdaki cevaplardan hangisi Serhat'a verilirse bilimsel açıdan doğru olur. Tabii ki boyayabiliriz. Bu yöntem kullanarak tüm yüzeyle kolayca boyanmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar tüm yüzeylerde bu iş olmaz. Çünkü elektrikle yüklemen gerekir. Hep bütün yüzeyleri elektrikle yükleyebiliyor muyuz? Hayır. Boyayabiliriz ancak duvarları boyarken zıt yüklü yüklemek yerine her ikisinin aynı yüklü yüklemeliyiz. Arkadaş burada zıt yüklü yüklediği için zaten yapışıyor değil mi? Peki. Bak ne diyor, boyaları ve aracı zıt yükle yükledikten sonra boyaları püskürtünce kendiliğinden araç yüzeyine yapışıyor. Ama her ikisini aynı yüklü yüklemeliyiz. Oldu mu? Olmaz. Boyayamayız çünkü elektriklenme ve boyama yapmak için yüzeyin elektrik yüküyle yüklenmesi gerekir. Peki biz duvarı yükleyebiliyor muyuz? Şimdilik hayır. Sanki doğru gibi.
Boyayabiliriz ancak duvar boyaları da daha kalın olduğu için daha büyük bir boya tabanı. Ne alakası var kalın boyayla? Burada elektriklenmeden bahsediyor. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir denemenin daha sonuna geldik. 7. denemenin. Dediğim gibi eksik konunuz varsa kesinlikle ayrıntılı konu anlatım videolarını izleyin. Ve her hafta bir denemeyi full bitiriyoruz. Yani tamamını yapmak istiyorsanız cuma günü 5 tane PDF'i de indirin, yapın. Sonra tek tek hepsini izleyin. Ama benim tavsiyem her gün bir derse çalışın ve o dersin denemesini yapın arkadaşlar. Önce PDF indirin, kendiniz yapın, sonra da soru çözüm videosunu izleyin. Çok eminim başaracaksınız. Sınavda da asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Yani siz o soruyu yapamamış olabilirsiniz ama bu bir sıralama sınavı. Başkaları da yapamayabilir. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda bu işin olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Asla vazgeçmeyin. Never give up to fight derler. Değil mi İngilizler? Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz bir beğendiğinizi alırım. Görüşmek üzere arkadaşlar.